Herkes geldi efendim. Sizi bekliyorlar. Bütün eski ve yeni müritlerinize haber verdik. Dervişleriniz size intisap etmek ve sizi görmek isteyenlerin tamamı da dışarıda. Evladım, Eşref oğlu, sevgili damadım, şunu iyi bilin ki böyle olmasını hiç istemezdim. Mecbur ettiler. Çaresiz kaldım. Çaresiz kaldım. Dervişlerim, zahmet etmiş ta buralara kadar gelmişsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Peki, sizi bu gece vakti buraya niye çağırdım bilir misiniz? İşinizden gücünüzden alıkoydum. Buraya kadar zahmet buyurdunuz. Bu dağların arasına çadır kurup sizi niye çağırdım? Tabii, nereden bileceksiniz? Kendime hakiki mürit, sadık talebe arıyorum. Ben varım. 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 Burada bugün birkaç kurban isterim. Koyunlarımız, develerimiz feda olsun. Sana feda olsun. Her şeyimiz feda olsun. Ama ben sizin içinizden gönüllü kurbanlar arıyorum. Aranızdan birini dergahımız için, yolumuz için kurban etmek isterim. Kim hak yolunda kurban olmak ister? Kim? Kim? Yok mu bu yola kurban olacak? Beni seven çadırıma gelsin. Demek benim yoluma kurban olmak istersiniz. Efendim bilir. O ne demişse doğrudur. Şeksiz, şüphesiz inanmış ve de teslim olmuşum. Her şey güzeldir, hoştur. Mutlaka doğrudur. Çünkü o benim dünya ve ahiret rehberimdir. Muhterem efendim. Bu ilahi aşk yolunda ölüm varsa ölürüm. Pekala. Öyleyse girin içeri. Aşkın bezirganı sermaye. Öyle şey mi oldu? Şeyimize ne oldu acaba? Geçecek adam ya. Çok merak ediyorum. Aşkı benzin. Tabii şaşırmış.
sermaye. Gizlice çocuklara baksana şuna. Bismillahirrahmanirrahim. Bahadır gördüm. Kesti gördün mü? Kesti çocuklar. Ya Hak! Kardeşleriniz kendini kurban etti. Var mı başka gönül? Can terkin olmuş. Kılıçımı kesen. Gönülleri aşka teslim olmaksızından anlayamadılar. Bir cana kıyacağımı sandılar. Efendim, müsaadenizle koyunu fakirlere götürüyorum. Hazretleri beklediğimiz Nami'yi göndermiş. Efendi Hazretleri onca işinin arasında bana cevap mı göndermiş? Allah'ım, sen ne büyüksün. Anacığım, ben aradığımı buldum. Gönül huzuruyla hayır diyebilirim artık. Rahatladım elhamdülillah. Sonra pişman olmayasın kızım. Anacığım, evlilik bu. İşin şakası olmaz. Süslü laflara, ihtişamlı istikbale baksaydık aleyhülalaydı tabii. Bilmem ki kızım. Devlet kuşu. Anacığım, ben hayır cevabını o zaman verecektim. Ama hata etmek istemedim. Şimdi içim çok rahat. Bak, evimizde kaldığı o günü hiç unutmamış. Hizmetlerimizi hatırlamış, cevap vermiş. Sıkıntıma derman olmuş. Allah-u Teala razı olsun.
Yalnız sonuna ilave ettiğini tam anlayamadım. Bir iznillahi teala. Senin kısmetin yolda. Onu getireceğim inşallah. Anacığım, baş tacımız, muhterem hocam madem ki böyle buyurdu, vardır bir hikmeti. Haber gönderin o paşaya. Cevabım hayır. Efendim? Devam. Efendim, Gülçiçek hanımefendi haber gönderdi. Evet. Hayır dedi efendim. Nasıl hayır? Sizinle evlenemeyeceğini söyledi. Ne? Sen ne diyorsun be adam? Ne söylediğinin farkında mısın? Söylediklerini kulaklarım duyuyor mu? Ben ki anlı şanlı ve dahi bu diyarların muzaffer kumandanıyım. O da kim oluyor? Efendim? Sıradan biri. Ne cüretle reddeder? Memleketin bütün kızları benimle evlenmek isterken... O nasıl bu izdivaç olmaz der? Ben de çok şaşırdım bu işe. Bir yanlışlığa mahal vermemek için defalarca sordum. Olur ya... Ah, ah beceriksiz adam ah! Efendim? Nereden gördüm o kızı? Çıkmaz olaydı karşıma. Geceleri hep rüyalarıma giren oldu. Onu kendime yar etmezsem bana da Ferru Paşa demesinler. Ya Feridun, nerede yanlış yaptım ben? Söyler misin Feridun? Sizin hiçbir kusurunuz yok efendim. Onların da kendi reyleriyle verecekleri bir karara benzemiyor bu. Sarayın seçkin bir kumandanı olarak dünürcü gönderdiniz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istediniz kendinizi. Daha ne yapacaktınız ki? Bir ay mühlet istediler, hay hay dedim. Sonra verdikleri cevaba bak sen. Haklısınız efendim. Haklı olmak hiçbir işe yaramadı Feridun. Hayır. Bana hayır dediler. Hayır. Beni nasıl reddeder? Nasıl reddeder? Reddedemez efendim. Reddedemez de reddettirmişler. Ne geveleyip duruyorsun? Daha açık konuşsana. Paşam, biraz oturalım isterseniz. Zühre Hanım, hanım sultanım önce Allahu Teala'ya, sonra sana emanet. Allahu alem doğum yakındır. Onu hoş tutasınız. Sıhhat ve selameti için ne lazımsa yapasınız. Emrinize amadeyim yüce hünkârım. Siz hiç merak buyurmayınız. Endişe etmeyiniz efendimiz. Yani bağlı bulunduğu bir hocası mı ne varmış? O bu izdivaç olmaz demiş. Onlar da size hayır demişler. Bu densizde kim olurmuş? Onun bunun evlenmesine karşı çıkarmış. Şunu doğru dürüst anlatsana be adam. Anlatayım efendim. Gülçiçek hanımefendi bir tekkeye bağlıymış. Yani sözünden çıkmadığı bir hocası mı ne varmış? Şeyhine danışmadan da bir iş yapmazmış. Anlayacağınız efendim, o kız ehli tarik birisi yani. Siz dünürcü olunca Gülçiçek Hanım kararsız kalmış. Hocasına haber yollamış. Ne cevap vereyim diye. O da hayır demiş. Gülçiçek de emre uymuş. Kimmiş bu densiz? Efendim? Yoksa başını ezdiğim o asilerin avanelerinden biri mi? Aklınca bizden intikam alıyor olmasın? Peki adı neymiş? Hacı Bayram Veli. Hacı Bayram Veli mi? Hiç böyle birini duymamıştım. Hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamazsınız efendim? Edirne'ye iki defa geldiler. Hatta sultanımızla görüştüler. Kafam iyice karıştı. Bir türlü hatırlayamıyorum. Benim seferde olduğum bir zamana denk gelmiştir. Malum. O sıralar ortalık çok karışıktı. Anadolu yanıyordu efendim. Şimdi de ben yanıyorum Feridun. Bu kadar aşağılanmış olmamıştım hiç. Padişahlarla oturup kalkan adam sıradan bir eve giremiyor. Hele bak şu dünyanın haline Feridun. Nerede olursa olsun çabuk onu bulup getirin bana. Çabuk! Engürü de meskendir. İsterse Fizan'la olsun.
Sevenleri çok efendim. Memleketin her tarafında müritleri var ama... Ferruh Bey'im, devletli sultanımız size emreder. Tamam. Çekil. Baş üstüne. Sultanımız ferman buyurmuş. Beni huzura çağırıyorlar. Acaba vezirlik mi teklif edecek? Geçen de öyle bir ima etmişti. Vezir olacağım Feridun. Vezir olacağım vezir. Vezir olmaya sizden daha layık kim var kumandanım? Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Fazlasıyla hak ettiniz. Devletli hünkârım, ben kulunuz Ferruh Bey. Canım yolunuza feda olsun. Beri gel Ferruh Bey'im. Bilirsin, seni severim. Devletimize baş kaldıran, dini İslam'a fitne sokmak isteyen sapık batini fırkaların ve şeyhlerin bertaraf edilmesinde seyyu gayretin oldu. Fedakarlığın yiğitliğin dillerde. Onun için sana itimadım tamdır. Vezir olacağım. Sana mühim bir vazife daha vereceğim. Demek? Ancak sen hakkında. Mühim bir vazife. Muhterem bir zatı getireceksin sarayıma. Çok kıymet verdiğim, hürmette kusur etmediğim, muhabbet duyduğum birini. Ona vezirlik vereceğim. Tabii kabul buyururlarsa. Sarayımızın ve dahi bütün tebaamızın onun maneviyatından istifade etmesini istiyorum. Ayrıca... Bu asiler yüzünden tasavvuf pek yanlış anlaşılır oldu. Nicelerinin şeyhlerden, Allah adamlarından ve ehli tariklerden soğuduklarını gördüm. Gerçek tasavvufun ne olduğunu göstermesi için onu yanıma alacağım. Vezir yapacağım inşallah. Evvela Bursa'dan Emir Sultan Hazretlerini çağırdım. Vezirlik için çok yaşlı olduğunu söylediler. Ama tavsiyede bulundular. O muhteremden muhabbetle bahsettiler. Gerçi kendisini bilirim. Gelmişti sarayıma. Müşerref olmuştuk. Sohbetinden istifade etmiş, faydalanmıştık bir derya misali ilminden. Manevi ikliminde çok mutlu olmuştum. Ona berat dahi vermiş, müritlerini vergiden azat etmiştim. Kimi kastettiğimi biliyorsun değil mi? Hacı Bayram Veli Hazretleri. Bilir misin Ferruh Bey'im? Senden o muhteremi incitmeden sarayıma getirmeni istiyorum. Emriniz başım üstüne hünkârım. Göreyim seni Ferruh Bey'im. Getir hocamı. Getir ki sarayımız ve dahi bir baştan bir başa bütün Osmanlı memaliki onun duası bereketiyle nura gerk olsun. Aydınlansın. Yeni vazifem bu. Hadi bakayım, göreyim seni. Cenab-ı Mevlam yar ve yardımcın olsun. Beyim, sana ne oldu? Betin benzin solmuş öyle. Vezirlik? Vezirlik verildi mi? Bana git Karanüstemi bul. Efendim? Karanüstemi bul!
Yaklaşma! Yaklaşma, kızı öldürürüm! Dur diyorum sana! Dur, yaklaşma! Yaklaşma! Dur! Yaklaşma! Ah! Ah! Cebine. Görmeyeyim bir daha. Neyleyim ben onun bunun haram altınlarını? Kim bilir kimlerin canını yaktın yine. Hayır, istemiyorum dedim. Şeytan görsün senin yüzünü de, altınlarını da. Rüstem'im, oğlum, vazgeç artık bu serserilikten, haramilikten. Yaptıklarından utanıyorum. Konu komşunun yüzüne bakamaz oldum ay evladım. Vazgeç, adam ol da bir iş tut. Evlen, ev bark kur, mürvetini göreyim. Bu yalan dünyada kimim var benim? Tek varlığım sensin. Oğlum, Rüstem'im. Yeter artık. Ananı daha fazla ağlat. Oğlum. Rüstem. Gitme oğlum. Niye selam vermezsin bir adam? Neyse. Seni tanımasam vurdururdum kelleni ama şimdiye kadar çok desteğini gördüm. Bir dediğimi iki etmedin. Emirlerimi harbiyen yerine getirdin. İsyancıları ve elebaşlarını senin yardımınla bitirdim. Şimdi sıra yenisinde. Yeni bir vazife sana. Al bu keseyi. Engüre'ye gideceksin. Orada Hacı Bayram Veli diye bilinen bir şeyh varmış. Onu saraya getireceksin. Sultanımızın emri. Al bu keseyi de. Bir kılıfını bul. Edirne'ye varmadan onun işini bitir. Bu da benim emrim. Anlaştık mı? Hadi selametle. Yeter, yeter artık, bir yere gidemezsin. Yine birinin canını yakacaksın değil mi? Buna müsaade etmem. Bittim, tükendim Rüstem'im, oğlum. Beni evlat acısına koyma oğlum. Gitme oğlum, gitme diyorum. Allah'ım, oğluma yardım et. Onu ıslah eyle Allah'ım. O benim canım. Bir tanecik yavrum.
belalardan muhafaza buyur Allah'ım. İbadet 10 kısımdır. 9 kısmı helal kazanmaktır. Helal kazanmak her Müslümana farzdır. Bir kimse hiç haram karıştırmadan 40 gün helal yerse Allah-u Teala onun kalbini nurla doldurur. Çok kimse vardır ki yedikleri ve giydikleri haramdır. Sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olur? Helal kazanmak için yorulup evine dönen kimse günahsız olarak yatar. Allah-u Teala'nın sevdiği bir kimse olarak uyanır. Allah-u Teala buyuruyor ki, haramdan kaçınanlara hesap sormaya utanırım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, hoca çocuğa besmele okur. Çocuk da söyleyince Allah-u Teala çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının cehenneme girmemesi için senet yazdırır. Levh-i Mahfuz'da ilk yazılan besmeledir. Adem Aleyhisselam'a ilk gelen besmeledir. Müminler besmele yardımıyla Sırat Köprüsü'nden geçerler. Cennet davetiyesinin imzası besmeledir. Bir taşla iki kuş Feridun. Bir taşla iki kuş. Hem vezirlik hem de Gülçiçek Hanım. Ben bunları hak ettim. Hak ettim ben bunları. Artık bu dünyada işim bitti Hacı Bayram. Efendim, sordum soruşturdum da bu Hacı Bayram dedikleri kişiyi o kadar seven var ki, müritleri o kadar artmış ki. Artmaz mı hiç? Sultanımız ona hiçbir kişiye, hiçbir zümreye ve tekkeye vermediği imtiyazı vermiş. Onun mürid olanlar vergi vermiyormuş. Millet enayi mi? Vergi vermemek için akın akın ona gidecekler tabii. Ne kadar da kurnazmış bu Hacı Bayram Veli. Sultanımızın aklını çeldi. Ama benimkini çelemez. Ölümlerden ölüm beğen Hacı Bayram. Artık sonun geldi. Elif. Elif. B. B. T. T. S. S. C. Cim. Cim. H. 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 Dal. Hoş geldiniz yiğidim. Uzun yoldan geliyor olmalısınız. Buyurun, oturup bir şeyler yiyelim. Halleşip dertleşelim.
Benim adım Numan. Kardeşlerim bana her ne hikmetse hep Hacı Bayram derler. O adla çağırırlar. Padişah Efendimiz'den bir ferman. Zahmet buyurmuşlar. Siz de ta buralara kadar yoruldunuz. Bir haber ulaştırılsaydı kendimiz gelir alırdık. Sultanımız ferman buyurmuşlar. Beni Edirne'ye isterler. Belli ki çok mühim bir mesele var. Madem ki bizlere ihsanlarını ve ikramlarını esirgemeyen devletli sultanımız Murat Han bizi çağırır, öyleyse vakit kaybetmeden hazırlanıp gidelim. Pehlivan. Hem hizmetinde bulunmakla şereflenelim, neden çağırdığını öğrenelim, hem de lütfedip takdir buyurdukları şu vergi muafiyetini kaldırtalım. Devlet-i Ali Osmaniye'ye zarar ve ziyan vermekten kurtulalım. Hakiki müritlerimizle baş başa kalalım. Devletli sultanımız kavi birini göndermiş. Ağzı var dili yok bir er. Yiğit pehlivan hem de. Zaten bana da dil yoldaşı değil, bir gönül yoldaşı lazım. Öyle değil mi pehlivan? Ah Şemsettin'im, neredesin? Hala niye bekliyorsun köse? Gelsene oğlum, hadi düş peşime. La havle ve la kuvvete illa billah. Hayırdır inşallah. Beni çağırdılar. Gitmeliyim. Muhterem efendime gitmeliyim. Zerre kadar... Selamünaleyküm ey cemaat. Aleykümselam. Hayırdır inşallah Şemsettin. Hoş geldin. Efendi Hazretleri nerede? Edirne'ye gitti bu sabah. Sultanımız ferman buyurmuş. Peki kiminle gitti? Nasıl gitti? Padişah Efendimizin elçisiyle. Nasıl biriydi o? İri yarı konuşmayan bir pehlivandı. Onunla birlikte gitti Şemsettin. Hemen gitmeliyim. Nereye Şemsettin?
Bıçağını sok kınına evladım. Kırda dolaşan yılandan korkma. Onun sataşmayana zararı olmaz zaten. Sen kalpte dolaşan yılandan kork. İşte o zehirli ve tehlikelidir. Evvela eşrefi mahlukat olan insanı en yüksek rütbesinden, insanlığından eder, sonra acizlere, zavallılara kul köle yapar. Daha sonra da zulmetmeyi hüner zannettirir. Sevgili peygamberimiz buyurdular ki, yeryüzündekilere merhamet eyleyin ki göklerdekiler de size merhamet eylesin. Eden kendine eder pehlivan. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek. Neredesin efendim? Hocam neredesin? Sabır, şikayet etmeksizin üzüntülere katlanmak ve sıkıntılara göğüs germektir buyurmuştunuz. Lakin sabredecek takatim kalmadı canım efendim. Başınıza bir musibet gelecek diye korkuyorum. Aklım başımdan gidiyor. Sıhhatli düşünemiyorum. Endişe içindeyim hocam. Sensiz dünya bana zindan olur. Ah efendim, canım efendim. Saadetli efendim, himmet. Derdi gamınla doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Gerçi ki yandı, gerçeğe yandı. Rengine aşkın cümle boyandı. Kendinde buldu. Kendinde buldu. Maksadını hoş buldu bu gönlüm. Bayramım imdi. Bayramım imdi. Yar ile bayram eyledim şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar. Yar ile bayram etti bu gönlüm. Ne oldu evladım? Beri gel evladım, beri gel. Beri gel evladım, beri gel. Dur. Getir uzat elini uzat. Uzat elini sarayım. Ateşle kılıçla fazla oynamaya gelmez evladım. Birisi yakar, diğeri işte böyle keser. Bilmen lazım. Allah-u Teala şifalar versin. Geçmiş olsun evladım. Her ne kadar söz gümüşse, sükût altındır demişse de atalarımız,
konuşsan. Konuşsak da halleşsek seninle derim pehlivan. Kes bakalım. Sağ ol. Evet. Vakit de geç oldu. Uyuyup dinlenmek lazım. Sen de kimsin? Tanımadın mı? Ben onu her öldürmek istediğinde karşında olacak kişiyim. Ama senle ben aynıyız. Aynı kişiyiz. Görünüşte öyle. Sen onu öldürmek istiyorsun, bense kurtarmak. Ama elimden bugüne kadar kimse kurtulamadı. Onu ne sen ne de bir başkası kurtaramayacak. Onun kurtarılmaya ihtiyacı yok. Benim kurtarmaya çalıştığım o değil. Kim peki? Sen. Ben mi? Sence benim yardıma ihtiyacım var mı? Yok. Emin misin? Defol git başımdan. Beni bu şekilde yok edemezsin. Biraz daha düşün. Kendini de bu güzel insanı da yakma. İşte o zaman beni yok edersin. Unutma. Ben sendeyim. Senin içindeyim. Sen uyumaz mısın pehlivan? Yol boyunca ne konuştum ne de uyudum. Daha uzun yolumuz ve çok işimiz var biliyorsun. Hadi istirahat et. Rahatına bak. Hayırlı geceler olsun. Haber yok mudur? Ne zaman geliyor efendi hazretleri? Padişah efendi hazretlerimi sorarlarsa. Merak etme, yakında burada olurlar Feridun Bey'im. Ferruh Bey'im, değerli paşam. Hacı Bayram-ı Veli'yi hiç gördünüz mü? Kıymetli paşam, hararetli hararetli neler konuşuyorsunuz böyle? Vazifemiz malum Lalam. Padişah efendimizin bize verdiği büyük emanet hakkında konuşuyordum. Sultanımız da merak ederler. Lütfen devam edin. Feridun Bey'im, Hacı Bayram Veli Hazretlerini tanıyıp tanımadığımı sormuştu. Ben de gördüm, gördüm diyecektim ki siz teşrif ettiniz muhterem Lalam. Feridun Bey'im, hadi sor sualini de biz de nasiplenelim. Peki efendim. O muhterem nasıl biri paşam diye sormuştum. Rüyamda gördüm tabii.
O da bana yetti. Gerçekten görmüş gibi oldum. Ah, o kadar mübarek bir zat ki sormayın. Bir kırlık alanda tek başıma oturuyordum. O gönüller sultanı geldi. Bana el verdi. Dedi ki, Ferruh Paşam, seni müridim yapmak isterim. Olur musun? Ben de sevinerek elbette olurum efendim dedim. Evet Feridun karındaşım. Bu rüya bana manevi bir işaretti. Değil mi lalam? Hacı Bayram Veli Hazretleri gelsin. Yapışacağım eteğine. Müridi olacağım. Ah, ne mübarek bir zat. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Burada nikah hattı geçti mi? Birisi aksakallı, nur yüzlü, mübarek bir kişi. Görünce seversiniz. Bakmamazlık edemezsiniz. Onun içinde tanırsınız diyorum. Onun yüzü devamlı gülümser. Allah adamıdır o. İnsanların can yoldaşıdır, kardeşidir. Kalbi muhabbetle dolu, fırtınaları dinmiş bir deryadır o. Söyleyin aimmiler. Buradan bir ilim ehli, gönül sultanı gelmiş olmalı. Geçtiği yerlere bir miski amber gibi güzel kokular saçan, hak aşığı, peygamber sevdalısı bir muhteremi gördünüz mü? Yo. Efendim, siz ne mübarek bir insanmışsınız. O zaman Rüstem'e haber mi yollayalım öldürmesin diye? Salak! İyi ama rüyanızda Hacı Bayram'ı gördüğünüzü söylediniz. Müridi olmak isteyen de sizdiniz. Sen de inandın, saf. Buna siyaset derler Feridun. Lalamız duyduklarını sultanımıza anlatacak. O da benim onu çok sevdiğimi sanacak. Hatta müridi olmak istediğimi düşünecek. Hacı Bayram'ın başına bir kaza gelip ölünce yerine kimi vezir edecekler dersin? Kimi? Kim olacak? Elbette beni. Çocuğum, neden ağlıyorsun? Eşkıyalar paramı aldılar. Rüstem. Ağlama, ağlama artık. Ben onu annem için kazanmıştım. Annem hasta, onu iyileştirmek istiyordum. Ama elimden aldılar, zorla aldılar. Ben ne yapacağım şimdi? Anne, anneciğim. Allah annene şifa versin yavrum. Gel. Hadi yürü. O çocuk anası için ağlıyor. Cennetin kapısını aralıyor. Analar da evlatları için ağlıyorsa yine cennetin kapısı aralanır. Ya uğruna ağlanan, gözyaşı dökülen evlat bunu duymuyorsa, hissetmiyorsa, görmüyorsa... Analar ağlar. Hep ağlar. Anan sağ değil mi evladım? Buradaki evliya kiram hürmetine Hacı Bayram'ı Veli Hazretleri yüzü suyu hürmetine benim bir tanecik oğlumu, yavrumu Rüstem'imi koru ya Rabbim, koru. Rüstem.
Neredesin oğlum? Neredesin? Kötü kötü rüyalar görüyorum. Başına bir bela gelecek diye gözüme uyku girmiyor evladım. Yeter, yeter gayrı oğlum. Ağlatma artık ananı. Ağlatma, gel. Nerelerdeysen çık da gel. Teyze. Kusura bakma güzel kızım. Ana yüreği işte. Dayanamıyorum. Gece olur ağlarım. Gündüz olur ağlarım. Teyzeciğim, ama kendini harap ediyorsun böyle. Hiç böyle olur mu? Böyle devamlı ağlanır mı? Bir evladım var. Başka neyim var şu garip dünyada? O da yok ortalıkta. Çaresizliğime yanarıma iyi kalpli kızım. Ana yüreği dedim ya. Su ister misin? Allahü Teala razı olsun canım kızım. Cenab-ı Rabbül Alemin bahtını açık etsin. Amin. Amin anacığım. Ne güzel dua edersin. Sen hep böyle hoş dualar edersen ben de hiç yalnız bırakmam seni. Meraklanma güzel kızım. Gelme, sen de ben hep duacın olacağım. Şimdilik müsaadenizle. Yiğidim, Somuncu Baba diye birini duydun mu hiç? Sen beni ben edeni, gönlüme ateş koyanı, kıldığım namaza tat katanı, söylediğim zikri hoş, boş kovanımı bal edeni bilir misin? O benim hocam. Çiğ iken pişirenim, acı iken tatlandıranım, gece iken güneş olanım, her şey Şeyh Hamid Efendim. Onunla Bursa şehrinde uzun müddet kaldık. Fırında somun pişirdik. Ümmet-i Muhammed'e ve kim olursa olsun bütün insanlara dağıttık. Ben bir köstebek yuvası tarlaydım. Sürüldüm, ekildim, başak verdim. Başaklarım doluydu ama ekmek olmayı arzuluyordum. Bir gün o muhterem geldi. Değirmeninde öğüttü, un yaptı beni. Sonra tasavvufun suyuyla hamur etti, yoğurdu. Gönül fırınında pişirdi.
Engürü'de doğduğum şehirde medresede müderrislik yapıyordum. Talebelerime öğrendiğim her şeyi anlatmak için çırpınıyordum. O zamanlar henüz bayram değildi namı. Hacı da değildi. O zamanlar adım Numan'dı. Asıl adımla çağrılırdım. Astronomi ilmini bilmek çok mühimdir çocuklar. Hesap, hendese, mantık ilmini de bilmek lazım. Bakın şimdi. Bunun adı ne? Murabba. Söyleyin bakayım neymiş? Murabba. Bu müstati. Neymiş? Müstati. Aferin. Bunun adı ne? Müselles. Neymiş? Müselles. Aferin. Kendini ifade etmek, bildiklerini anlatmak için de belagat ilmini öğrenmek gerek. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bu ve benzeri fen ilimlerini bilmek dinimizce makbuldür. Toplayın. Ne oluyor efendiler? Yapmayın efendiler. Numan efendi, Numan efendi, kendine gel. Bundan sonra bu medresede sizin dediğiniz değil, bizim dediklerimiz olacak. Başka ilimlere de yer olmayacak. Ama efendiler, siz de bilirsiniz bizim kimseye zararımız yok. İlmin dinlisi de dinsizi de hiç olmaz. Samimi ve dindarca bakarsan her ilmin insanlık için kurtuluş olduğunu, doğru rehber olduğunu görürsünüz. Canına mı susadın be adam? Konuşup duruyorsun. İtiraz etmeyin. Bundan sonra medresenizde fen dersi olmayacak. Bu bir ferman mıdır? Fermanın hep padişahdan olacak hali yok ya. Bu da bizim fermanımızdır. Sizin yaptığınız dinimize ve cümle ümmeti Muhammed'e hıyanettir. Büyük saygısızlık ve küstahlıktır. Bu şartlarda böyle bir yerde hocalık edemem ben. O gün çok müteessir olmuş, fevkalade öfkelenmiştim. Benden ölümlerden ölüm beğen dercesine eskilerin efsanelerini, İsrailiyat hurafelerini öğretmemi istiyorlardı. Karar verdim. Hicret edecektim bu diyarlardan. Sevdiğim memleketim Engürü'den. Ailemi, çocuklarımı da alıp gidecektim. Nereye? Nasıl gideceğimi ise hiç bilmiyordum. Zalimlerden kaçıyordum. Allah-u Teala'nın rızası için. Memleketimden ayrılmıştım bir kere. O günler çok zor günlerdi. Moğollar bütün köyleri basıp yakıyor, insanları öldürüyorlardı. Her tarafta zulüm, sefalet ve perişanlık hakimdi. Bu toz duman içinde neyle karşılaşacağımızı kestiremiyor, yol iz bilmiyor, dostumuzu düşmanımızı ise hiç tanımıyorduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bunu size efendim gönderdi. Efendim mi? Sizi Kayseri'ye çağırıyor. Tekkesinde bekliyor efendim. Efendiniz de kim? Şeyh Hamidettin efendi. Ey Şeyh Hamid efendi. Manevi alemin sultanlarından. Huzura giden yolun gönüllü rehberi. Canım efendim. Zor anımda elimden tutan. Kalbimdeki İlahi aşk ateşini yakan üstadım.
İlim deryası hocam, Somuncu babam. Hoş geldiniz Numan Efendi. Bayramınız mübarek olsun. Sizinle böyle mübarek bir bayram günü tanış olmak ne saadet, ne güzel. Adettendir. Müritler mürşidini arar. Ama bazen mürşidin de müridi aradığı olur. Ben aradım ve seni buldum bayramım. Benim adım Numan Efendi. Biliyorum bayramım. Sen bugün benim bayramımsın. Bayram gününde ikinci bayramım oldu. Girmek ister misin aramıza? Talebem olmak ister misin? Muhterem efendi. Çifte bayram sevinci yaşattınız bana. Ne diyeyim bilmem ki. Sakin olunuz Numan efendi. Bayram efendim, bayram. Müsaade ederseniz benim adım bundan böyle bayram olsun efendim. Bugün de bayramım olsun. Şeyh Hamit efendimin, yani Somuncu babamın tekkesinde hizmet etmekle şereflendim. Senelerce talebesi oldum. Tasavvufun sırlarını, inceliklerini ihlaslı bir kul olmayı öğrendim. Onun kıvılcımlarıyla tutuştum, yandım. Kavruldum, fırınında piştim. Piştim elhamdülillah. Ey mübarek Bursa şehri! Bir gün bana buyurdular ki, hadi Bursa'ya gidiyoruz. Tereddüt etmeden peki efendim dedim ve Bursa'ya geldik. Somuncu babamla Bursa'daki fırını yaptık. Ne mübarek günlerdi. Ah ah! Bayramım, fırın yapacağız. Bu fırında somunlar pişireceğiz. Fakir insanlara dağıtacağız. Nefsimizi susturup kalbimizi konuşturacağız. Bizim asıl vazifemiz bu. O zaman bu fırını bir an evvel yapalım efendim. Yapalım bayramım. Bursa ahalisi bizim somunlarımızı bekliyor. Alın efendiler. Almayan var mı? Allah hepinize de yeter. Sağ dualarınızı olsun, eksik etmeyin. Allah razı olsun. Sağ ol Somuncu baba. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Allah razı olsun. Halka somun dağıttık. Hocamla sokak sokak dolaştık, somun dağıttık. Hocam Ebu Hamid efendi Somuncu Baba adıyla bilindi o günden sonra. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin. Ha, buyur be. Sağ olasın. Allah sen razı olsun. Allah razı olsun. Buyurun. Evet. Allah razı olsun. Buyurun, siz de alın bakalım. Hocamın namı bir anda bütün Bursa şehrine yayıldı. Hünkârımız Çelebi Mehmet huzuruna çağırdı. Ona hürmetlerini sundu. Emir Sultan Hazretlerinin engin hoşgörü ve manevi işaretiyle Bursa Ulu Camii'nde ilk hutbeyi hocam Somuncu Baba verdi. O güne kadar garip bir somuncu olarak tanınan Hamit Efendi'nin derya misali ilmi, tevazu ve ihlası karşısında başta Bursa olmak üzere
İmparatorluğun birçok yerinden akın akın insanlar dua ve teveccühlerine mazhar olabilmek için payitahta geliyorlardı. Herkesin dilindeydi. Sultanımızın alaka göstermesi Ulu Cami'de meşhur alim Fadıl Zat-ı Muhteremlerin devlet ricali, bey, paşa ve vüzeranın huzurunda ilk hutbeyi veren olması sebebiyle rivayetler aldı yürüdü. Herkes hocamın kerametlerinden söz etmeye başladı. O kadar yücelttiler ki onu yere göğe sığdıramadılar. Somuncu Baba kerametleri dilden dile söylenir oldu. Muhterem hocam bu durumdan çok rahatsız oldu. Bir gün Somuncu Baba bir adama bir somun ekmek vermiş. Al bununla aileni geçindir demiş. Öyle mi? Adam somunu eve getirmiş. Açmış bakmış, çilçili altın. Ya öyle ya. Mi? Bir keresinde ben de duydum. Amcamın oğlu gözleriyle görmüş. Bak, evin çatısında dama aktırırken o sırada yediği somunun yarısını yere atmış. Bir bakmış, bir kuş gelmiş ağaca konmuş. İnsan gibi selam vermiş, onunla konuşmuş. Sen Somuncu Baba'nın verdiği somunu nasıl yere atarsın demiş. Vay somunu kaptığı Allah gibi Allah almış Allah ve götürmüş. Ya duydun mu? Su üzerinde yürüyormuş. Ya. Vay. Ha Somuncu Baba. Somuncu Baba geldi. Yine keramet gösterdi, yanımıza geldi bak. Estağfurullah. Hoş geldin Somuncu Baba. Hoş yapmayın, etmeyin baba. Yarenler. Yeter artık, beni üzüyorsunuz. Er odur ki halkla oturup kalkar, yer, içer, uyur. Onlarla alışveriş yapar, haşır neşir olur. Ama bir an bile Allahü Teala'dan gafil olmaz. Yoksa havada kuşlar da uçar, su üzerinde kurbağalar da yürür. Şeytan da bir anda bir şehirden diğer bir şehre gider. Keramet iyi insan olmaktır. Mühim olan son nefestir. İman ile göçmektir. Dahası hikaye. Gerisi boştur. Selamun aleyküm. Efendi Hazretleri, kızımın kısmete çıkması için bir muska yazı verin. Bacım, Allahü Teala'ya sığının, dua edin. Yalvarın kısmetinin açılması için. Ben de dua ederim inşallah. Siz keramet sahibi efendimizsiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm. Efendi Hazretleri bir himmet. Çocuğumun iyileşmesi için bir himmet buyurun. Ciğerparem cayır cayır yanıyor, çok hasta. Hekime gidiniz annesi. Cenab-ı Allah şifa versin. Fesubhanallah, bu şehir beni kerametlerle uçurdu. Peygamber gibi görmeye başladı. Omzuma çekemeyeceğim yük yükledi. Yaşanmaz oldu. Artık gitme zamanı geldi. Nereye? Peygamberimize. Ona halimi arz edeceğim. Ondan özür dileyeceğim. Bursa'dan ayrıldık. Medine'ye gittik. Doğruca Peygamber Efendimizin kabrine vardık. Yüz sürdük. Efendim çok ağladı orada. Çok ağladı. Ben senin yolundan kıl kadar ayrılmam efendim dedi. Ben senin ayağının tozuyum. Ben senin kokunla varım. Sonra Mekke'de haccımızı eda ettik. Hacı Bayram olduk. Oradan Şam şehrine geçtik. 3-4 sene oralarda kaldık. Nice alimlerle görüştük, sohbet ettik. Sonra Aksaray şehrine döndük. Döndüğümüzde öğrendik. Büyük savaş olmuş Engürü'de. Timurlenk
şehirleri talan etmiş. Nice kan dökmüş. Nice ocaklar yakmış. Bu sırada Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid ölmüş. Bursa şehri talan olmuş. Nice insan ölmüş. Yıkıldık. Hocam, Sonuncu Hamit Efendi ve ben çok ağladık. Aksaray'da inzivaya çekildik. Aylar geçti. Ve bir gün... Bayramım, bu ırmak nereye gider bilir misin? Senin memleketine, senin şehrine, Engüri'ye. Irmak oraya akar. Bilirim senin de gönlün oraya akar. Artık zamanı geldi. Bizden ayrılıp bir dergah kurmanın, Hacı Bayram Tekkesi'ni kurmanın zamanı geldi. Ama efendim... Somun pişti, kıvamına erdi. Artık satmanın zamanı geldi. Halk faydalanmalı. Gayrı git Engüri'ye. Engüri'nin en güzel mekanında dergahını kur. İnsanlara kalbini aç. Fakir zengin, şehirli köylü ayırmadan, ırk dil din farkı gözetmeden aşkını, sevgini söyle. Rum ilinin, Osmanlı memleketinin, sarayın sana ihtiyacı var. Git Gayrı Bayramım. Böylece Engüri'ye geldim. Tekkemizi kurduk. Evladım, iyi misin? Ağladın. Farkında mısın? İlk kez gözün yaşardı. İlk kez yüreğin titredi. Onun hikayesi seni etkiledi. Hadi itiraf et. Artık teslim ol. Kabul et. Sevdin sen o yaşlı adamı. Alsaydın ya şöyle. Terlemişsin de. Ateş çok sıcak değil mi? Şükür ki kurtarıldın. İnşallah o seni kurtaran hanım kızımız hem dünyanı hem de ahiretini kurtaracak. Yeah.
oldu kızım? Kötü bir rüya mı gördün? Hocamızı gördüm. Allah'ım hayırları vesile etsin inşallah. Geçen gün sokakta beni eşkıyadan kurtaran adam vardı ya. Onu zincirle çekerek geliyordu. Çok garip anne. Oh. Ben seni öldürmek istedim. Senin canına kıymak için emir aldım. Bırak öleyim. Bırak beni. Of. Benim gibi bir haini niye kurtardın? Niye? Niye? Sen zaten kurtulmuştun evladım. Ben sadece çekip aldım. Pişman oldun, itiraf ettin. İnsanlığını hatırladın, kendini bildin. Kurtuldun biiznillah. Ve yürekten samimice konuştun. Kalbin dilini çözdü evladım. Ya! Çok şükür. Elhamdülillah. Namazımızı kılalım, yola çıkalım. Haydi bismillah. Evladım nereye gittin? Hey güzel şehir Edirne, şanlı payitahtımız.
yeniden görmek nasip olacakmış meğer. İnşallah bir gün böyle bir tepeden Konstantiniyye'yi seyretmek ve mavi gökyüzüne beyaz serviler gibi yükselen minareleri görmek nasip olur. Belki bana nasip olmaz ama benim talebelerime mümkün olur inşallah. Rabbim nasip et. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır anacığım, bir derdin mi var? Ne olur yavrumu kurtar. Yavrum ben nerelere gideyim? Yok mu balamın derdine derman? Oğlum çok hasta, ne olur. Allah rızası için kurtar oğlumu. Çok ateşi var. Üzerine bu kadar şey koymayın olur mu? Şimdi bir ilaç yapacağım. Biiznillahi teala çocuğun hiçbir şey kalmayacak. Sonra öyle ulu orta feryadı figan etmekle de olmaz. Mümine analarımız iffet ve izzetlerini saklı tutarlar. Bağırlarına taş basar, acılarını içe atarlar. Alın bunu. Her gün bir lokma veriniz. İnşallah iyileşecektir. Allah razı olsun. Bana müsaade edin artık. Bu yetmez ama buyur. Yo, sağ ol. Benim duaya çok ihtiyacım var. Onu bu yavruya hediye ettim. Siz hekim misiniz? Hekim tahsili görüyorum. İnşallah olacağım. Dualarınızın bereketiyle. İnşallah olursun. Yolcusun. Yolunda iyileştin. Zaman kaybettin. Hakkınızı helal edin. Hakkımı helal ettim. Hiçbir darlık görmeyesin. Allah'ım seni saraylarda yaşatsın. Amin. Rüstem. Hoş geldin. Buyur kardeşler, otur şöyle. Cesedi ne yaptın? Nereye gömdün? İz bırakmasaydın bari. Yüksek emrine uyarak iz bırakmadım tabii. Vazifeni tam yaptın değil mi? Al paranı. Al vazifeni. Delirdin mi sen be adam? Canımı acıtıyorsun, bırak. Ya demek senin de canın varmış ha? Hem de acıyormuş. Ne yapıyorsun, saçmalama. Hani saadetimiz yakında bir Nevcivan'la sürur bulacak bir iznillah. Söyleyin muhterem zevata dua buyursunlar. Kurra hafızlarım dahi Yasin-i Şerifler tilavet etsinler. Kelam-ı Kadim okusunlar. İnşallah Devlet-i Ali Osman'a hayırlı, uğurlu ve dahi bereketli olur. Hak Teala sıhhat ve afiyetle dolu uzun ömürler versin. Muvaffak ve muzaffer eylesin. Veliahtım olsun inşallah. Amin. Mehmet'im olsun. Amin. Ferruh Bey, Feridun Bey ve Rüstem isminde civan bir kulunuz huzura kabullerini istirham ederler, devletli sultanım. Allahu alem Hacı Bayram Veli karındaşımızla alakalıdır. Gelsinler. Ferruh Bey'im, gel hele. Anlat bakayım neler oldu? Ne oldu? Hala gelmedi Hacı Bayram Hazretleri. Gözümüz yollarda, ha geldi, ha gelecek diye bakar dururuz. Devletli sultanım, affedin ben kulunuzu. Affedin ne olur. Devletli sultanım, ben kulunuz Rüstem. Bir maruzatım var. Müsaade buyurursanız arz edeyim. Seni dinliyorum. Ferruh Bey, zat-ı şahanelerinizden aldığı ferman üzere bana emir verdi.
Hacı Bayram Hazretlerini getirmemeyeceğim. İnşallah sağ salim getirdiniz. Yüksek hediyenize ilaveten bir kese daha altın verdi. Hacı Bayram Hazretlerini katletmem, huzura gelmeden telef etmem, öldürmem için. Redensiz! Ne dersin sen? Ağzından çıkanı kulağın duyar mı hiç? Affedin beni sultanım, affedin. Hata ettim. Bağışlayın efendimiz, merhamet. Demek doğru. Ayağa kalk. Birem melun. Merhamet efendimiz. Bu ne cüret? Bir veli kişiyi halkımın sevip baş üstünde tuttuğu, benim muhabbet duyduğum, hürmette kusur etmediğim, elini öptüğüm zat-ı muhteremi bir hak aşığını öldürmeye teşebbüs edersin ha? Bu rezalete nasıl cesaret edersin? Memaliki Osmaniye'yi varlığıyla tenvir eden bu gönül sultanını öldürmekle eline ne geçecekti? Devletli hakanımız, efendimiz, Ferruh Paşa'mızın gözü yükseklerdeydi. Hep vezir olmak isterdi. Devletimizin adeti kanuniyesi malumunuz. Vezirlik istenmez, verilir. Şimdi anlaşıldı her şey. Demek vezir olmak için yaptın her şeyi. Bağışlayın efendim. Efendi Hazretlerini vezir yapacağımı duydun, kıskandın. Onu öldürürsen seni vezir yapacağımı düşündüm. Öyle mi? Evet efendim. Vah, vah kine vah. Oysa Hacı Bayram Hazretleri ile birlikte seni de vezir yapmayı düşündüğüm doğrudur. Çünkü itimadım nihayetsizdi. Çok güveniyordum. Onun için en mahrem işleri yaptırdım. Hepsinden de mühimi sevdiğim hocamı emanet etmiştim. Eğer senin başka hesapların varmış da bizim haberimiz yokmuş. Keşke onu tanısaydın. Onunla sohbet edip konuşsaydın. Nur yüzünü bir kez görseydin. O zaman şeytana uymazdın bir iznimle. Bak, öldürmeye gönderdiğin adam bile insan olarak durmuş. Götürün bunu karşımdan. Bir efendim. Daha gözüm görmesin. Bağışlayın sultanım. Bağışlayın. Merhamet. Bağışlayın efendimiz. Bağışlayın. Efendi Hazretleri nerede? Engürü şehrinden kusurlu günahkar kulunuz Hacı Bayram. Estağfurullah efendim. Öpeyim. Sultanım, hünkârım. Muhterem hocam demez miydiniz? Sultanlar ancak ilmin ve irfanın karşısında eğilirler diye. Müsaade buyurun. İlim deryasının elini öpeyim hiç olmazsa. Hünkârım, yoldaşım mert delikanlı. Rüstem karındaşım. O benim has evladım. Ondan çok memnun kaldım hünkârım. Muhterem hocam, bilir misin buraya niye çağırdım? Sana vezirlik vermek için. Sarayımda kal. Sana ihtiyacım var. Cevap vermedin efendi hazretleri. Hünkârım, biz padişahlara değil Allah'a bağlı kalmak isteriz. Tahmin etmiştim böyle cevap vereceğini. Seni buraya çağırmamın bir nedeni daha var. Şu günler içinde bir çocuğum olacak. İçime doğuyor ki bir şehzade doğacak. Veliahtım Mehmet doğacak. Ona sizin ad koymanızı, dua etmenizi istedim. Buna da hayır diyemezsiniz herhalde. Bir şartla. Bir şartlı mı? Seneler önce tekkemize bağlanan müritlere vergi muafiyeti vermiştiniz. Vergi vermemek için mürit oldu kimileri. Gelenlerin başını alamaz oldum. Hünkârım, muafiyeti kaldırın. Kurtarın beni bu dertten. Bana has müritler lazım. Oğlum,
Canım anacığım. Fedakar ve cefakar anacığım. Miski amber kokulu, ağzı dualı anacığım. Ben günahkar Asi oğlunu affedecek misin? Hatalarıyla, kusurlarıyla yine kollarını açıp bağrına basacak mısın? Ey analar anası, kadınların hası canım anam. Anan sana kurban olsun aslan evladım. Oğlum, oğlum. Rüstem'im, ben biliyordum bir gün gelip tövbekar olacağını. Hem de anacığım deyip boynuma sarılacağını. Hiçbir ana balasını tanımaz mı? İşte geldim. Rüya görmüyorum. Hakikatin ta kendisi. Evet, bana yürekçe izinin en derinliklerinden haykırarak anam dedin. Anacığım dedin. Bana sarıldın. Canım Rüstem'im. Şefkatli anam benim. Ana diyen dillerine kurban olayım. Yavrum artık ölsem de kar yemem. O günleri de gördüm ya. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Şükürler olsun ya Rabbil Alemin. Bir kere daha de. Anam de. Anam. Özür dilerim. Kabahatim büyük. Yüzüm kara. Utanıyorum halimden. Affet beni, affet. Canım anacığım, sen Hacı Bayram Hazretlerini bilir misin? O Zat-ı Muhterem'in müridi olmak istiyorum. İzin ver bana anam, izin ver. İzin ver bana. Efendim, sizi görmek isteyen biri var kapıda. Gelsin. Yoldaşım, evladım, hoş geldin. Geç şöyle otur. Başım kurban olsun sizin yolunuza. Kurban istiyorsanız işte ben varım. Evladım benim. Sana bir hediye versem kabul eder misin? Hayırdır? Kimmiş annem? Sana güzel haberlerim var. Hacı Bayram Hazretleri Edirne'ye gelmiş. Nerede kalıyorlarmış? Hemen gidip ziyaret edelim. Gitmene gerek yok. Onlar bizim eve teşrif ediyorlar. Demem o ki... Allah'ın emri... Peygamberin kavliyle kızını yoldaşıma layık görürüm. Sen ne dersin? Allah razı olsun kızım. Vermedin.
İnşallah. Allah mesut etsin. Elhamdülillah. Allah'ın şükürler olsun. Sağlıklı evlat ihsan buyurdunuz. Elhamdülillah. İşte hocam, Osmanlı Devleti'nin veliahtı şehzadem. Ona ad vermenizle şereflenmek isteriz. Ezan-ı Muhammediye'yi okur musunuz kulağına? Dualarınızı da lütfedin muhterem hocam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Senin adın Mehmet olsun. Senin adın Mehmet olsun. Senin adın Mehmet olsun. Sultanım, müsaade ederseniz ona bir hediye vermek istiyorum. Hayırdır muhterem hocam? Bir genç geldi sultanım. Huzurunuza kabullerini talep ederler. Hocamızın öğrencisi olduğunu söylüyor. Gelsin. İşte hediyem. Al Akşemseddin'im. Al. Bunun adı Mehmet. Dua et. Bütün ilmini, irfanını ona sarf et. Bir gün Fatih olsun. Fatih Sultan Mehmet olsun. Devletli sultanım, ne siz zat-ı şahaneleriniz, ne ben kulunuz, Allahu Alem Konstantiniyye'nin fetholunduğu o kutlu günü göremeyiz. Ama ve lakin bu iki nasiplinin sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine kavuşacaklarından ümitliyim biiznillah. Saadetli oğlunuz Şehzade Mehmet'i Akşemseddin'ime, Akşemseddin'imi size, siz devletli hünkârımızı da yüce Rabbime emanet ediyorum. Ben kulunuz, artık dergahıma dönmek için yüksek müsaadelerinizi ve dahi fermanınızı beklemekteyim hünkârım. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Ankara'nın Zülfadıl, şimdiki ismi Sorfasol köyünde dünyaya geldi. Ve yine orada Hakk'ın rahmetine kavuştu. İhlası ve örnek hayatı sayesinde sevenleri çığ gibi çoğaldı. Bu sebeple kendi adına izafeten denilen bayramilik Osmanlı topraklarında hızla yayıldı. O, Anadolu insanının sembolü haline geldi. Zamanın insanına tasavvufu sevdirdi. Rahmetullahi aleyh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.